2016 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alındı burası. Yani geçici listeye alınması o talebin uygun görüldüğü aslında anlamı taşıyor ama o ilk müracaat geçici liste ile kesin liste arasında buranın doğanın korunması, buranın yönetimsel anlamdaki projesi yani nasıl yöneteceğine dair belli şeyler görmek istiyor UNESCO. Çünkü o listeye aldığında belli bir standartlar var. O standartlarınla ilgili bilimsel çalışma yapılması gereken gelen heyet bu tür talepleri oldu. Şu anda o çalışmalar devam ettiği için tamamlanmadığı için ve hakikaten önemli, gerekli çalışmalar olduğu için Dışişleri Bakanlığı dosyayı şu anda bu sene ilk değerlendirmeden geri çektik ama 2-3 yıl içerisinde o çalışmaların tamamlanmasını müteakip kesin listeye alınması için çalışmalar dikkatli ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani burada mesela bu şu anda alınan tedbirlerle araç girişinin buraya durdurulması demek o araçlarla beraber buradaki doğal ortamı bozacak, buradaki hayatı tedirgin edecek birçok şey beraberinde geliyor idi. Ama şimdi onlar artık gelmiyor. Gelen insanlarımızın gezmesi için biz bisiklet kullanabilenler için üç tekerlekli tek bisikletler, elektrikli araçlar, kendi aldığımız çevreyi kirletmeyen yeni nesil otobüslerimizle birlikte insanlarımızı girişlerde onları araçlarını orada park ettiriyoruz, onlara naklediyoruz ve burayı onlara bir güzel gezdiriyoruz. Buraya aslında Samsun'a biz tatil amaçlı gelmiştik. Ankara'dan gelmiştik. Geldiğimizde de her sorduğumuz kişi bizi buraya önerdi. Özellikle İç Anadolu'da böyle artık sulak ve kuş arazileri olmadığı için buraya gelmeden gitmeyelim, ayrılmayalım dedik. Şimdi ülkemizde de özellikle sanayileşmeden sonra falan böyle endemik türleri görmek kolay olmuyor. Gelmişken böyle her yeri görelim istedik yani. Buraya biz tatil amaçlı geldik Ankara'dan. Arkadaşlarımızla Samsun'a geldik. Bize herkes burayı tavsiye etti. Buraya gelip görmemizi istedi. Bize böyle bir doğal güzellik varken bunu görüp kaçırmamak istedik. Kuşlar, değişik türler çok güzel. Sulak bir yer. Ankara'da biz İç Anadolu'da yaşadığımız için böyle güzel yerler göremiyoruz pek fazla. Daha çok kurak yerlerdeyiz. Böyle bir yerler ararken de kaçırmamak lazım ve böyle yerlerimizi korumamız lazım. Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olarak gösteriliyor. 56 bin hektar alanı kaplayan bu bölgede 356 kuş türü ve endemik birçok bitki yer alıyor.